Esra Hankulu'nun evde ölü bulunması ile ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı. Detayları alacağız. Ankara'ya uzanıyoruz. A Haber ekibinden Mert Acalioğlu notlarıyla karşımızda. Mert. Banuel Esra Hankulu Ankara'da Mamak'ta 3 Temmuz tarihinde evinde ölü bulunmuştu. Konuya ilişkin bir soruşturma yürütülmekteydi ve Ümitcan Uygun daha önce bilindiği üzere Aleyna Çakır davasıyla gündeme gelen bir isimdi. Bu kez bu dava sürecinde kasten öldürme suçundan kendisi şu an itibariyle tutukluydu. Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin adli tıp raporu istendi. Adli tıp raporunda ise Esra Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmiş durumda. Bu raporda tabii ki dava dosyasına girecek ve bu ustada değerlendirmeler yapılacak. Yapılan açıklama kuşkusuz oldukça önemliydi çünkü künt kafa travmasına bağlı iç kanama demekteyiz. Burada özellikle kafasını bir yere çarpmış veya kafaya bir cisimle vurulmuş olduğu ifade edilmiş durumda raporda. Kısa bir süre önce biz de bazı uzmanlara sorduk. Künt kafa travması ne anlama geliyor? Onlar da vücut kısmına darbe, yaralanma veya fiziksel saldırı tarafından neden olması muhtemel olan yaralanmalar olarak, travmalar olarak dikkat çekmekte. İşte bu şu an itibariyle dava dosyasına girmiş durumda. Toplam 3 kişi bu usta ilk etapta gözaltına alınmıştı. Bunlardan bir tanesi Ümitcan Uygun'du. Ümitcan Uygun tutuklanarak cezaevine konulmuştu. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İşte bu dava kapsamında da kasten öldürme suçundan Ümitcan Uygun şu an itibariyle cezaevinde bulunuyor. Bu raporunda dava dosyasına girmesiyle birlikte önümüzdeki süreçte de aslında bu davanın bir karara bağlanması beklenmekte. İfade edelim tekrardan, künt kafa travması nedeniyle iç kanama yaşanmış ve bu nedenden dolayı Esra Hankulu hayatını kaybetmiş. Bu tarz travmaların ise bir darbeye bağlı olduğu da raporda yer almış durumda. Önümüzdeki süreçte davanın sürecini bu rapor nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.